Hesabınızı hemen getiriyorum. Bir karar verebildiniz mi acaba? Bir puding, bir de su alayım. Tamam, size? Ben de bir kola alayım. Peki, hemen geliyor. Ay bugün maşallahımız var komşu. Müşteriye bakar mısın ayol? Balık istifi gibi. Ay, bu kışı böyle geçirirsek gerçekten çok iyi olur. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım, daha çok işimiz var. Marş marş! İyi ki sihirlerim var. Yoksa bu kadar insana iki kişi zor yetişirdik. Aşkım, hayatım, bir tanem tatlım. Koş, kocanın kollarına koş çabuk. Sadıkçım, ne oldu, hayırdır? Bak, ürünlerini bütün dünyaya satan çok büyük bir şirket bana teklif yaptı. Ha, bu harika. Ya. Ay, şimdiden hayırlı olsun Sadık Bey. Ve maaşımın, şu anki maaşımın tamı tamına 3 katını teklif ettiler. Maşallah. Artık karşınızda kimyager Sadık Sabırlı değil, uzman Sadık Sabırlı var. Anlıyor musunuz? Yani düşünsenize, bunca yıllık emeğimin karşılığını alıyorum sonunda. Canım, seninle gurur duyuyorum hayatım. Sonra ne diyeceğim bak, 5 odalı bahçeli bir ev veriyorlar. Evet, düşünsene çocuklarımız ne çok sevinecek. Ne yani? Siz şimdi taşınacak mısınız? Evet, taşınacağız. Ha, yalnız İstanbul'da bir semte değil. Biz Ankara'ya taşınıyoruz. Yani şirket Ankara'da. Ankara mı? Evet. Ah, hayatım ne oldu? Böyle birdenbire yüzü çöktü. He? Ben çok şaşırdım Sadık'cığım. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Biliyorsun, yıllardır böyle bir fırsatı bekliyordum. Ve sonunda tam hayal ettiğim gibi bir kariyerim olacak. Evet. Ama Ankara'da. Evet. Sadıkçığım, biz en iyisi bu meseleyi baş başa sakin bir yerde konuşalım, olur mu? Tamam, konuşalım. Tamam, siz çıkın. Kafeyle beni ilgilendirin. Beyler, bayanlar, kafemiz kapanmıştır. Sizi dışarı alayım. Ne bakıyorsunuz? Türkçe anlamıyorsunuz. Hadi! Hadi, hadi yallah dışarı, yallah! Ne homurdanıyorsunuz? Kafe kapanmış dedirse kapanmıştır. Hadi, hadi kardeşim, çabuk ya, çabuk. Allah Allah, Allah Allah ya. Lütfen çıkar mısınız? Acele edelim, lütfen. Buyurun, sizi şöyle alayım hanımefendi. Buyurun lütfen. Yarın gelirsiniz. Hadi kardeşim, hadi ya. Sen benim hayatımdaki tek dostumsun Betül. Siz taşınırsanız ben ne yaparım? Firuze abla kapı. Ben bir bakayım, sen mi bakarsın? Ben bakarım, ben bakarım. Sen uslu uslu boyanı yap. Sakın bir yere bulaştırayım deme Çilek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Firuzeciğim? Merhaba Firuze. Ay çok affedersin. Ben bugün o kadar çok mutluyum ki böyle sevdiğim herkesi kucaklamak istiyorum. Kızım, nasılsın? Neden bugün çok mutlusun baba? Sahiden Sadık Bey, ben de pek merak ettim. Çünkü... Ay şimdi değil Sadıkçığım. Önce biz bir yukarıda konuşalım, sonra. Pekala. Evet, sıkı durun. Az sonra size çok şeyler anlatacağım. Ah pardon. Ne oluyor bunlar ayol? Biri pek mutlu, birinin yüzünden düşen 1000 parça. Firuze abla, beni yere indirir misin? Resim yapacağım. Ah! Bak hayatım, yolda her şeyi konuştuk. Artık konuşacak bir şey kaldığını sanmıyorum. Sadıkçığım, yolda sadece sen konuştun. İzin verirsen, şimdi ben de düşüncelerimi söylemek istiyorum. Peki, buyur, seni dinliyorum. Bak, bir şey söyleyemiyorsun değil mi? Çünkü beni anlamıyorsun. Ama ben de seni anlayamıyorum. Hayatım boyunca hayal ettiğim bir şey gerçekleşti ve sen buna sevinmiyorsun Betüş. Tabii ki seviniyorum. Hayır, önce seviniyordun. Şimdi ne bu hal? Çünkü sen bana işin başka bir şehirde olduğunu en sonunda söyledin. Sorun bu mu? Tabii ki bu. Buradan taşınmamız gerektiği konusunda endişelerim var. Ne gibi? Bak canım, bu yeni iş...
senin mesleki kariyerin açısından çok önemli. Bunu anlayabiliyorum. Ama burada hepimizin, yani senin, benim, çocukların, herkesin bir hayatı var. Bir çevremiz var, arkadaşlarımız var, yaşama alışkanlıklarımız var. Bütün bunları bir kalemde silip atmak kolay bir şey değil. Şekerim, daha iyi bir hayatımız olacak diyorum sana. Buna değmez mi? Senin daha iyi bir hayat anlayışın ne? Bak şu, bir kere bana maaşımın 3 mislini verecekler. Sonra 5 odalı ev verecekler. Çocuklarımızın harçlık derdi bitecek. Ya arkadaşları, okulları, Tuğçe ile Kerem ne olacak? Mektup var, telefon var, ha sonra internet var. Birbirlerini özledikleri zaman bir şekilde görüşürler. Ben çocukların böyle düşüneceğini sanmıyorum Sadık. Betüş'cüğüm, yani bütün hayatım evime ve çocuklarıma iyi bir baba olmak için çalışmakla geçti. Evet. Bugüne kadar şartlarımız kısıtlıydı. Ama şimdi bu şartları değiştirebilecek bir fırsat yakaladım. Hem artık adam yerine koyulacağım. Umur Bey'in sürekli aşağıladığı basit bir eleman olmaktan çıkacağım. Sonra çocukluğumdan beri hayal ettiğim arabayı alabilmek için biriktireceğim bir maaşım olacak. Niye bunu anlamak istemiyorsun? Aa, galiba çocuklar geldi. Hadi gel aşağı inelim, onlarla konuşalım. Ailece bir karar verelim ha? Betüş bak, hayatımda ilk defa bu kadar mutlu olarak geldim bu eve. Ama sen benim bütün hevesimi kırdın. Yani teşekkür ederim sana. Amacım seni üzmek değil. Sadece bu kararın doğru olup olmadığına emin olmak istiyorum. Geldim, geldim. Patlamayın. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Ne haber Çilek? İyilik, sizden ne haber? İyiyiz. Ay ne güzel resim bu. Mutluluğun resmiymiş. Bütün ailemizi çizmiş. Bak Firuze abla, ablam bir kere de anladı. Seni hiç anlayamamıştım. Allah Allah. Ay hadi başlayalım, ben çok acıktım. Babamlar gelmeden sofraya oturma, ayıp. Onlar oruçlu, unuttun mu? Biraz evvel ikisi birden geldiler. Laf aramızda babanız bugün pek neşeli. Aa, niye? Bana bir şey söylemediler. Biraz sonra hepimize açıklayacaklarmış. Ben sabredemem şimdi. Baba, bize bir sürprizin mi var? Bu işi kabul etmemin hepimiz için çok daha iyi olacağına inanıyorum. Tamam yani ilk başlarda yeni bir şehre gitmek sizin için zor olabilir ama zamanla buna alışırsınız çocuklar, merak etmeyin. Evet, ne düşünüyorsunuz? Ha? Cem? Ceren? Çilek'cim sen? Tabii siz kendi adınıza haklısınız Sadık Bey. Bu zamanda her şey iş, her şey para. Siz başka bir şehre gidince kolayca alışırsınız da. Çocuklar benim elime doğdu. Ben bu koca İstanbul'da onların yokluğuna nasıl alışırım bilmiyorum. Sen de bizimle gelirsin. Benim bir ailem var Sadık Bey. Peşimden onları nasıl sürüklerim? Ya, kusura bakma, haklısın, düşünemedim bunu. O zaman ne zaman istersen bizde gelip kalabilirsin Firuze. Çok teşekkür ederim. Neyse, iftar vakti yaklaşıyor. Ben artık evime gittim. Size de afiyet olsun. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle. Hayat renkli güzel.